Mayıs-Temmuz 1998 tarihleri arasında İstanbul'da 3 mobilyacıyı dükkanlarının bodrum katında kafalarına kurşun sıkarak öldürdü. Seyit Ahmet Demirci'nin neden sadece mobilyacılara hedef seçtiği ise geçmişte yaşadığı bir travmaya bağlıydı. Çocukluğunun geçtiği Fas'ta en yakın arkadaşıyla birlikte küçük bir mobilyacı dükkanının bodrum katında saldırıya uğradı. Seyit Ahmet kaçmayı başarmıştı. Ancak saldırıyı gerçekleştiren yaşlı mobilyacı arkadaşı Habil'e tecavüz etmişti ve Seyit Ahmet bunu gözleriyle izlemişti. İki arkadaş bu olayı bir daha asla konuşmamak üzere rafa kaldırdılar. Ta ki üniversitede okuyan Habil'in intihar ettiği haberi gelene kadar. Habil'in neden intihar ettiğini yalnızca Seyit Ahmet biliyordu ve arkadaşının intikamını almak için tüm mobilyacıları hedef seçmişti.